Evet, o ciddi süreçleri atlattık. Evet, çok şükür hocam. Bundan sonra normal bir bebek gibi hayatın devam edecek. 3 gün orada kalmak zorundaydık. Çünkü 3 gün boyunca çıkaramadık eşimi. Hani orada kaldı. 3. gün çıkardık. Cenazesine zaten gidemedim. O cenazesini hani gömerlerken ben de hastaneye gittim. Orada keseyi gördüm. Hani bende kanama falan da vardı üstelik. Hani düşük yaptığımı düşündüm zaten. Hiç umudum da yoktu. Kese duruyor dedi doktor. Yani eşimin gömüldüğü gün oğlumun yaşadığını öğrendim. O şekilde oldu. Sezaryen oldum. Zaten 45 dakika içinde oğlumu sevk ettiler şehir hastanesine. O şekilde hemen ameliyata alındı. Tedavisi sürdü. Güzel geçti çok şükür. Erman Bey başarılı bir doktorumuz. Teşekkür ediyoruz kendisine. Gayet güzel şu an ilerliyoruz. Biraz prematüre doğdu, küçük doğdu ama çok şükür. Şu an ne kadardı? Aynen. Şu an 34 günlük diyeyim. Yani bir ayı geçtik. Yani 18 gün bir yoğun bakım sürecimiz oldu. Sonra 5 gün anne uyum odasında kaldık. Öyle taburcu olduk. Kontrollere geliyoruz işte sürekli. O şekilde. Babasının ismini mi verdiniz? Evet, babasının ismini verdim. Zaten babasının istediği şeydi. Zaten eşimin adı Yılmaz'dı. Yılmaz Aras olsun derdi hep. O şekilde babasının adını verdim. Diyafram enerjisi dediğimiz, tamam. Karın ve akciğeri ayıran bir kasın yırtık olması bebekte, küçükten bebekliğinde. Bütün hayati organları, karaciğeri, dalağı, ince ve kalın bağırsakları, sol toraks dediğimiz göğüs kafesi içindeydi. Dur oğlum, tamam anneciğim, tamam. Tamam anneciğim. Bu da çok muzmuz mu? Biraz bağırılmış. Tamam. Bizim çocuk cerrahisi olarak diyafram enerjisi diye tanımladığımız çok ciddi bir rahatsızlığı vardı. Bu diyafram enerjisi akciğer ve yani toraks boşluğuyla karın boşluğunu ayıran bir kasın, diyafram kasının yırtık olmasından dolayı çocuğun hayati organlarının karaciğer, dalak, ince ve kalın bağırsaklarının toraks dediğimiz sol tarafta tamamen burada kaplıydı. Bu tabii çocuğun akciğerinin hiç gelişmemesine neden olmuş. Bunlar çok ciddi rahatsızlıklar. Bu hastaların birçoğunu maalesef kaybediyoruz. Ama bebeğimiz çok şanslıydı. Hem düşük doğum ağırlığı, hem erken doğması, ameliyat gayet başarılı geçti. O süreçleri de çok şükür, hani uzun bir tedavi sürecinin, kritik bir süreci tamamen atlattı. Şimdi iyileşti, kontrollerimize geliyor. Artık normal bir bebek gibi aşılamaya başladık. Hepimize geçmiş olsun diyoruz. Hani bebeğimiz gerçekten özel bir bebek. Hem depremden orada ciddi bir depremzede aile. Hani oradan kurtulup tekrar burada da ikinci bir yaşam mücadelesi geçirdi. Onu da kazandı. Güzel duruyor. Sussun diye kızım. Tamam bak oğlum. Dur tamam annem. Tamam oğlum tamam. Hocamıza teşekkür ediyoruz gerçekten. Hayatımızı kurtardı ya.